Okey, selamlar herkese. Erden abinin, Sayın Erden Eroç'un hikayesini başından beri hep birlikte anlatıyoruz. Ben Gökalp İçer, Doğukan burada. Erden abi de Guam'da. Diğer Evet. tarafta. Hoş Yanımda geldiniz. da eşim Evet, Nensi. Nensi Hanım bizimle birlikte tekrar. Öncelikle geçmiş olsun abi. Uzun bir yoldu. Teşekkür ederim. Bir ne yaptık ne ettik başından bir epikte bir kısa bir şey recap edelim istedik. Sorularımız var tabii, çok merak ediyoruz yani neler oldu ve neler olacak gibi sorularımız var. Doğukan başlasın. Başlayalım. Yazmışsın abi, görüyorum. Erdoğan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Miss Nancy, hi oh, from Turkey. The last of your fans here because of your great support. Very very special thanks for your great support for Erden. We know that without your support this shouldn't be done in this way. Very very thanks. In the rest of the broadcast we will go on in Turkish. Sorry for you. Erdoğan abi tekrar şöyle başlamak istiyorum. Yolculuk başladı, rotamız belliydi. Ama bazı farklılıklar oldu. En son Guam'a döndük. Bir süredir denizdeydin. Fiziksel olarak farklılıklarını bir gözlemleyebildin mi? Şu an durum nedir? Bir onunla başlamak isteriz. Fiziksel olarak farklılıklardan bahsetmek gerekirse nasıl değiştim fiziksel olarak? Elbette kilo verdim. Ve bu süre zarfında denizde maruz kaldığım bilhassa tuzlu su derimi yaktı. Tuzun deriyi kurutucu etkisi var. Ve tüy dipleri falan rahatsız oluyor tuzdan. Zaman içinde sivilceleşiyor, kaşıntı yapıyor. O kaşıntı eğer kaşırsam tabii daha beter kaşınmaya başlıyor tuzla temas arttığı için. O yüzden sürekli olarak durulamak gerekiyor ama ona rağmen yine de her tarafta kırmızı böyle sivilceler oluşmakta. Onlara çok dikkat etmem gerekiyordu. Gerçekten derinin kuruması büyük sorun oldu diz altlarında. Diz ve altı epey ihtimam gerektiriyordu. Buradan çıkmadan önce bunun için özellikle o kurumayı egzemaya yakın bir durum oluşmaktaydı. Bunu gidermek için özel kremle benim denize açılmam gerekecek buradan sonra diye düşünüyorum. Anlıyorum. Guam'a gelirkenki önemli olaylardan biraz bahsetmek istedim. Gerçi biz bloglardan takip ediyoruz ama özellikle Guam'a yaklaşırken ciddi bir destek vardı. Evet. Bunu bence okumayanlar vardır. Onları tekrar anlatmakta fayda var. Yani biraz bahsedersen Erden abi okusundan. Elbette. Ben Hong Kong'dan rotayı güneybatıya çevirip Borneo adasına doğru yöneldiğimde yol üzerinde Saipan adasında durmak ve orada ikmal yapmak. Çünkü yolu uzatıyordum. Ondan bahsedeceğiz. Nereye gideceğimden dair. Ve kırılan parçaları, örneğin benim telsizimin, mikrofonunun kablosunun fişi kırılmıştı. Ona işte onun yerine yenisini almak, onu bana ulaştırmak gerekiyordu. İşte Iridium Go denen o tür uydu modemim bozulmuştu. Onun yenisini edinmek gerekiyordu. Ve pasaportumu, ben çift vatandaşlık var bende, Amerika ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere. Amerikan pasaportumu ben Nancy ile bırakmıştım ki San Francisco'daki Çin Büyükelçiliğinde, konsolosluğunda bana vize alabilsin. Mart ayından beri bununla uğraşıyoruz ve pandemi nedeniyle bir türlü vize vermiyorlardı. Ben Amerika'da ikamet ettiğim için Amerikan pasaportunu kullanmıştık. Aynı başvuru formunu, kopyasını ve pasaportu Nancy'de bıraktım. Dedim, Eylül ayında Hawaii'de durduğumda bir kez daha denedik bunu, beceremedik. Dedim, sen
başvuruyu tazelersin. Vize ofisleri açıldığında pandemi konusunda kurallar bu kadar sert devam edemez. Olimpiyatlar geliyor. İlla ki kapıları açacaklar bir aşamada. Sen başvuruyu yaparsın, vizeyi alırsın. Onunla birlikte gelirsin, karaya çıktığım yerde beni karşılarsın falan gibi böyle bir kendimizce bir plan yapmıştık. Ama şartlar farklı değişim, farklı gelişince dedim vize alamayacağız ve o riski almak istemedim. O nedenle buralara geldik. Guam'a yöneldim. En sonunda Saipan yerine Guam'da karaya çıkmayı başardım. Şartlar daha uygundu akıntı ve rüzgar açısından. Buraya getirdim kayığı. Şimdi burada toparladım kendimi. 12'si miydi? 13'ü müydü? Karaya çıktım. Ondan sonra pazartesi tekrar denize açılmak üzere hazırlanıyorum burada. Adaya yaklaşırken bir tatbikat vardı sanırım. Hı. Amerikan doğru, deniz doğru. Kuvvetlerinin. Ya şimdi işte buraya doğru gelirken buranın hemen kuzeyinde Rota adlı bir ada var. Bu Rota adasıyla Guam adasının arasından geçmem ve Guam'ın kuzeybatısına yönelmem gerekiyordu. Oradan aşağıya doğru inip Apra adlı batıdaki limana girmem lazım. Benim başka seçeneğim yok. Birkaç soru da geliyor. Onları soralım mı? Evet. Bu ya ben oradan geçmek üzere Guam'ın kuzeyinden geçip kuzeybatı yakasından doğru limana Apra limanına inmek üzere kayığı oturtmuşum. Akıntı öyle, rüzgar öyle. Benim ondan sapmam mümkün değil. Ben ondan öyle ya da böyle saparsam benim Guam'da karaya çıkmam mümkün değil. Bunu ifade ettik. Oradan geçemezsin. İşte atışlı yoğun tatbikat olacak dendi bana. Hava kuvvetlerinin bir tatbikatıymış bu. Ya hani kare dikdörtgen şeklinde kocaman bir alan kapatılmış, ondan geçemem mi anlamına geliyor bu, yoksa nerede atış yapacaksınız? Benim rotam bu. Ne yapacaksınız dediğimizde bunu bir sır addettiler, paylaşmadılar. Biraz inatlaşma oldu. Ve her kanaldan bunun girişimini yaptık. En sonunda benim ultra koşucusu bir arkadaşımın eşi, silah sistemlerinin testiyle ilgilenen grupla çalışan birisi, o bize doğru isimleri verdi. Onun aracılığıyla silkeledik bu tarafı biraz. Ve en sonunda bunun başındaki yönetici kişi bana olur verdi. Ben 3 gün şeyde bekledim, deniz çıpasında bekledim. Suya paraşüt saldım ki hızım azalsın ama daha fazla bekleyemezdim. Çünkü deniz beni batıya taşıyordu. Guam'a çıkamayacaktım bu sefer. Topladım ben deniz fenerini 3. günde dedim daha fazla ben bekleyemem. Ve ben Rota Adası'nın güneyinden geçip orada yakında bir demir atmak, Rota Adası'nın kıyısında demir atmak üzere düzen aldım. Dedim Rota Adası'ndan bir motor gelsin, garantiye alalım bu demirleme meselesini. Aksi takdirde ben bu atış sahasına taşıyacak beni deniz. Ben başladım, hareketlendim. O günün akşamına haber geldi. Planladığı rotada devam etsin. Biz atış sahasını normal batıda planladığımız 12 mil açıkta 3 mil çapında bir yere, bunlar uçan büyük, bunların top taşıyan uçakları var. Hı hı. Bunlardan 3 tanesi böyle formasyonda geçip üzerinden gidiyorlardı tatbikat alanına. Oraya hedefi koyuyorlar, orada tarumar ediyorlar hedefi. Üzerinden geçeceklerdi normalde. 12 mil açıktan gitmeyecektim ben batıdan. Yine görürdüm bunları ama o istediği gibi gitsin, biz bunu doğudaki atış alanına sevk ediyoruz. Teref değiştirdik. İstediği gibi devam etsin diye bize haber geldi. Yani çok büyük bir jest bu. Koca evet. Atışlı tatbikat. Kesinlikle. Onlarca uçak, jetler, işte bu uçan Flying Fortress dedikleri türden büyük uçaklar. Bunların hepsi ortalıkta dolanıyor. Belli bir düzende. Onların hepsi yeni hedefe sevk edildi. Onların tüm, yani,
Tüm Amerikan hava Yes. ve deniz kuvvetleri artık joint, öyle Evet. değil mi? Joint Task Joint Force Task Force deniyor. deniyor işlere, biliyorsunuz şey Erden abi siz Evet. de. Tüm harekat planını, oyun planını değiştirmiş oluyorsunuz. Çünkü onun öncesinde onlar bayağı bir o Evet. askeri harekata hazırlanıyorlar aslında, oyun planı için. Geçmişte ufak bir düşüş var. Elbette şöyle de düşünebiliriz. Düşman her oturduğu yerde beklemiyor vursunlar diye hedef değiştirebilirler, değil mi? Son anda onlara Drone tatbikata enjekte yeni etmiş oldun sen şu evet, anda. muhtemelen zaten şey Öyle hani yapmışlardır o onlar. kurmayların da öyle hoşuna gitmiştir bu. Çünkü son Evet. anda plan Evet. gerçekçi bir şekilde değişmiş oldu yani. Süper vallahi Ben yani. onlara normal bir yat o rotada devam ediyor, geliyor olsaydı, o rotada yaklaşıyor olsaydı, onların diyeceği şey kuzeydoğudan güneybatıya doğru Guam'ın kuzeyinden geçip aşağı gelme. Guam'ın doğusundan güneyine in, güneyden gel Apra limanına derlerdi. Yolu uzatırlardı. Herhangi bir yata diyecekleri, verecekleri cevap buydu. Ama benim kayığımda rotadan sapmam mümkün değil. Ben haftalar öncesinden bu rotaya oturtmuşum kayığı ve benim mücadelem orada da kalma mücadelesi. Benim ondan sapmam için geriye sarmak lazım 2-3 ay öncesine. Benim güneyden dolanıp tekrar kuzeye çıkmam mümkün değil çünkü Evet. akıntılar çok güçlü. Doğudan gelen kuzey ekvator akıntısı Guam Adası'na vuruyor ve set gibi onu yönlendiriyor. Bütün o akıntı güneybatıya doğru Guam'ın koyduğu seti dolanmak için güneye doğru akıyor. Ondan sonra güneyinde batıya hızlı akmaya başlıyor. Benim ondan kurtulup kuzeye çıkmam falan mümkün değil. Hocam, Yapamazdık. bu arada Rota Adası bir Yürüyeceğiz. seçenek miydi? Rota Adası bir seçenek. Yani eğer Guam çözülmeseydi, güneyden Rota dolaşmaktansa kuzeyde Rota'da park etmek bir seçenek olacak mıydı sizin için? Adası'nda, Rota Adası'nın güneybatısında Song Song diye bir kasaba var, liman kasabası. Onun bir Tam ona demir bakıyorum şu an. atılabilecek bir limanı vardı ama oraya girmek, akıntılarla o limana girmek mümkün değildi. Demir West Harbor atsam, dedikleri yer. doğru, Evet. orada demir atabilirdim, bekleyebilirdim. Ondan sonra birini çektirirdik herhalde içeri demir attığım yerden. Bir de güneybatısında bir koy var, korunaklı. Benim güneyinden geçip rotanın batıya ilerleyip o koya girmem daha kolay olurdu, korunaklı olurdu. Onu ben hedef olarak koymuştum kendime o üçüncü günde deniz çıpasını topladığımda. Dedik oraya birisi gelsin, izlesinler benim takip sayfamı. Oraya yaklaştığımda garanti orada olsunlar ki ben eğer köşeyi dönemezsem, akıntı taşırsa, rüzgar güçlü gelirse ve demir atamaz isem o zaman yerler yardım ederler. En azından demir atmamı sağlarlar ki bekleriz bu tatbikatın bitmesini diye düşünmüştüm. Rota adasında benim durmam demek, yani lojistik olarak birinin gidip gelmesi demek Guam'dan. Nerede Guam'a gelecek, oradan rotaya çıkacak. Rotada ne var bilmiyoruz, tanımıyoruz. Gerçi benim yolculuklarımın hep güzel yanı da budur. Ben her gittiğim yerde bana yardım edecek kişi karşıma çıkar. Süper valla. Yolculuğun nimeti bu. Ben o yüzden okumalara çok kafa yormam. Ama en azından Guam'a yaklaşırken bana gelecek bir motoryat. Oradan motoryat olmasa bile işte bir balıkçı teknesi. Bunların gündelik balık avladık, almak için kullandıkları işte 8 metrelik falan tekneler var. Onlardan biri gelip yardım edebilirdi. Aynı şekilde rotada. Orada da birini bulmuştuk. İsmi vardı 15 deniz miline kadar menzili vardı, gelebilirdi şeklinde bir plan yapılmıştı. Ama ihtiyaç olmadı. Ta Apra limanının girişine kadar getirebildim Süper. kayığı. İyi Yani bu oldu. jest için tabii teşekkürler. Kime? Ya Amerikan değil mi? ordusuna mı? Yani kim Arazi teşekkür ediyor ama şöyle bir durum var bence. Bir kararlılık testinden geçmiş de olabiliriz ve bir çılgın Türk'ün karşısında inatlaşmak istememiş Bana gözü olabilirler. kararttı geliyor dediler. İyisi biz plan değiştirelim. Olabilir yani. Çok Dediler güzel. ki bu kafasına koydu, buradan gidecek. Biz bu planı değiştirmemiz gerekiyor demiş olabilirler ama her halükarda teşekkür ederiz tabii ki. Evet.
soru mu alalım yoksa hemen çok hızlı şunu sorayım. Birkaç tane şey soru var. Nancy'ye izin versek o gidip yatsa Guam'da çünkü şu anda saat 10.30'u açtı. Evet. 22.30'u açtı burada. Çok teşekkür ederim. Okay, İyi günler. Hope to see you in the İyi günler. Ne güzel Türkçe konuşuyor. Ben de şöyle doğru oturayım. Yamuk oturuyordum deminden. Şimdi evet, kısa hemen birkaç soru var. Onları bir şey nedenini sorayım Erden abi. Şimdi bir tanesi günlük kaç mil yol yapıyorsunuz gibi biri sormuş. Elleriniz yoruluyor mu? Avuç içlerini kastediyor anladığım. Çünkü kollar eller zaten bu. Eller bu. Denizden çıktım. Eller bu. Sorarlar bana hep nasıl yapıyor mu diye. İşte eller böyle. Evet. Kürek çekerken küreğin sapını nasıl tuttuğunuza bağlı. Eğer böyle yapışırsanız ve baş parmağı da sararsanız, çok sıkı tutarsanız kürek elin içinde döner durur, su toplatır. Aha. Açık böyle tutmak gerekiyor. Baş parmaklar küreklerin ucunda, sapların ucunda yerini bulsun diye. Ve şu şekilde tutuyorum ben küreği. Aha. Böyle yapışmıyorum. Evet. Şöyle açık tutuyorum. Açık tutuyorum, nasır tutmuyor. Aha. Ve küreğin sapını da çok esir almayınca kürek palalar suya tık diye oturur böyle. Palaların bileziği vardır, kılıfı vardır. O dört köşedir onun ve kayığın iki yanındaki ay kare şeklinde profili vardır. Oraya gelir tık diye oturur o. Ben onu çok sıkı tutarsam oturmaz, suya açılı girer, dalar, dörseler, çelme atar bana resmen kürek çekerken. Ama eğer ben onu gevşek tutarsam, elimin içinde oynamasına izin verirsem, o tık diye oturur yerine ve suya girmesi gerektiği dik açıda girer. O açıdan, o nedenle serbest tutmak lazım. Böylece eller toplamaz, fazla nasırlanmaz falan. Diğer soru neydi? Diğer soru, günde kaç mil yol yapıyorsunuz? Günde kaç mil? Duruma bağlı, şartlara bağlı. Eğer rüzgar ve akıntı lehime ise benim günde 35-40 hatta 45'e kadar varan rakamlara erişmem mümkün. Gece ben uyurken deniz kayığı 15 mil kadar taşıyabiliyor. Ondan sonra gündüz uyandığımda ben kayığı gitmesi gereken yönde yönlendirip üzerine de kürek çekince bir 20-25 milde ben gündüz götürürüm onu. Hemen 45'e 50'ye falan varabilir. Hatta ben Guam'dan çıktığımda Filipinlerin Mindanao adası var. En güneydeki Mindanao adası. Oraya doğru yöneleceğim. Onun güneydoğusundan dolanıp Celebes denizine gireceğim. Artık Türkçesi farklı mı onun bilmiyorum. Celebes yazılır İngilizce. Oradan Borneo Adası'nın ile Sulawesi Adaları arasındaki Makassar Boğazı'ndan güneye doğru inmeye başlayacağım. Şimdi ben Guam'dan çıktığımda 1200 deniz mili yol gitmem lazım. Mesafe kat etmem lazım. Mindanao Adası'nın köşesini dolanmak için. Orada İşte o 1200 deniz mili, günde 50 mil gitsem 24 gün eder. Neden önemli bu günler diyeceksiniz. Şu anda hala deniz insaflı. Mart sonu geldiğinde, Nisan ayına girdiğimizde o sular giderek daha fazla fırtına yapar. Tropik alçak basınç sistemleri tropik fırtınalara dönüşür. Tropik fırtınalar Mayıs sonu Haziran ayı geldiğinde tayfun kasırgaya dönüşür. Evet. Tropik fırtınaları giderek güçlenir. Benim o sularda kesinlikle olmamam gerekiyor. Hani ben buradan benim çıkmam 18-21'inde çıkacağım ben. Nasipse Mart ayı bitmeden köşeyi dolanmış olacağım. Ve bu fırtınaların güzergahlarının güneyine geçmem lazım.
bu fırtınalar geldiğinde, geçtiğinde kuzey yarımküredeyiz. Saatin ters yönünde döner bunlar. Doğudan geldiğinde Mikronezya adaları civarından kalkıp Mindanao'ya doğru bu fırtınalar ilerlediğinde ilk başta gelir, kuzeyden rüzgar getirir bana. O yüzden Mindanao'ya epey yakın seyretmem. Köşeyi dolanıp güneye sarkmam. Ondan sonra bunların getireceği kuzey rüzgarlarını lehime kullanarak Borneo'nun doğusuna sarkmam gerekecek. Ben bu fırtınalardan faydalanmak istiyorum aslında. Ancak üzerime gelmesinler. Biraz hani benim güneye kaçmama izin vermeleri lazım. Onu da zaten günde 16 saat kürek başında kalarak geçireceğim. Yani Tent varlığı da boyu bir dert, çıkartacağım. yokluğu da bir dert o zaman bu Doğru. fırtınaların. Doğru. Yani. Hani bunu lehime kullanmak Evet. üzere hazırlığı biliyorum kendimi. Buradan çıktığımda günde 16 saat üzere kürek çekmek üzere plan yapıyorum. Yani fazla oyalanmayacağım, fazla işte mesajlarla yok sosyal medyayla falan vakit harcamak istemiyorum bu etapta. Ta şeye varana kadar, o Makassar Boğazı'na, Borneo'ya yaklaşana kadar. Ki mümkün olduğunca fazla mesafe kat edeyim. Bu fırtınalı alanı bir an evvel aşıp emniyete kavuşayım. Borneo'nun doğusuna ben sarktığım zaman ondan sonra Borneo'yu saat yönünde dolanıp Java denizine ineceğim. Yani Java adasıyla Borneo adası arasında doğu batı yönünde ulaşan, uzanan sulardır onlar, Java denizi. Tam ona Bu bakıyoruz şu an. ta batıda Singapur'a kadar uzanır bu yol. Jakarta'nın kuzeyinden. Doğru. Tahmini bir şeyimiz var mı Erdin abi? Zamanımız var mı? Singapur'da ne zaman ayak basarız, basarsınız? Singapur'a ayak basmıyoruz. Singapur'a kayıkla ben yaklaşırsam beni tutuklayacaklar. İstemiyorlar. Trafik çok yoğun orada. Benim kas gücüyle kayıkla falan oralarda dolanmamı kesinlikle istemiyor Singapurlular. O yüzden biraz daha batıya kayacağım. Ve Pontian var. Malezya'nın Pontian köyü kasabası. Singapur'un hemen batısındadır o. Malaka Boğazı'nda. Orada bir marina var. Oraya kayığı ulaştırmaya çalışacağım. Benim tempo 2000-2100 deniz mili falan var. Benim Balikpapan diye bir kıyı kenti var. Borneo'nun doğusunda, Borneo adasının ortalarında Şurada şimdi. ararsanız Balikpapan. Evet, tam. Orada ben kayaya çıkıp Endonezya'ya giriş için vize işlemlerimi halledeceğim. TC pasaportuyla ben vardığımda orada vizesiz giriş yapmam mümkün. Biraz vakit alabilir. Pandemi vesaire oyalarlar belki. Hiç yoksa 1-2 hafta orada geçer. Benim oraya varmam 2000 deniz milini, 2100 deniz milini benim günde 45 deniz milinden falan gitmem. Artık hesap edin. 6 hafta sürer belki. Değil mi? Yani Nisan'ın ilk haftası falan ben Balikpapan'da olurum. Ondan sonra zaten Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları giderek yaz ayları oluyor ve muson rüzgarları yön değiştirmiş olur. Java denizinde akıntı yön değiştirir orada. Batıya doğru akmaya başlar. Oo, Ve kötü. rüzgar da kuzeydoğuya oturur. Hatta arada bir doğudan eser. Ne oluyor? Hadi Erden sen Singapur'a git diye deniz bana kapıları açıyor. Beni oraya yönlendiriyor. İşin güzelliği bu. Eğer zamanlamayı doğru yaparsak ve şartları denizi doğru okursak o zaman denizin verdiği nimetlerden faydalanmak mümkün. Ve benim yaptığım o zaten bu kayıkla. Herkes sorar işte günde kaç saat kürek çekiyorsun, sen uyursan geri gider mi ya işte kıyıya sanki kayık don lastiğiyle bağlı. Ben kürek çekmeyi bıraktığımda geri geri gitmeye başlıyor falan gibi milletin kafasında böyle bir imaj var. Yok, öyle bir şey yok. Ben kayıkla denize açıldığım yer ve denize açıldığım nokta belli. Ona ben kesin %100 karar kılabiliyorum. Onun ötesinde her şey istatistiki olarak gelişiyor. Ve işte son 10-15 senenin iklim verilerini ben çalışarak
Nerede, nasıl rüzgar esecek, denizde hangi mevsimde, nerede, hangi şartlar oluşacak diye ben bunu araştırıyorum önce ve fikir ediniyorum. İstatistik olarak belli bir yönden geleceğini ben hazmediyorum bu verileri ve anlıyorum nasıl olacağını bunun. Bundan sonra bir rota tasarlıyorum ben. İşte günde 30 milden gitsem, ayda ne olur? 900 mil olur. Evet. 40 gitsem 1200 olur. Yani ayda 1000 millik falan bir hesap yapıyorum kafamda. Ondan sonra kat edeceğim mesafeye bakıyorum. Bu bana bir süre sunuyor. Bunu da ben fırtına mevsimi ve fırtına girizgahları arasına oturtmak durumundayım. Hı hı. Ne zaman denizde olacağıma karar veriyorum bu şekilde. Yani deniz azarsa, deniz köpürürse, kabarırsa o kadar da fazla kabarmasın şeklinde bir plan yapılıyor. Ondan sonra işte ayda 1000 milden falan o hesabı yapıyoruz. Ne zaman denize açılacağıma böylece karar veriyorum. Nereden açılacağıma da karar veriyorum. Bu fırtına güzergahları ve mevsimleri ile bağdaştırarak. Ondan sonra ayda 1000 milden bir rota tespit ediliyor. Ondan sonra benim bir kere denize açıldığımda benim mücadelem o rotada kalma mücadelesidir. Hani ben kayık denizle birlikte o rotada giderken ben rota düzeltiyorum ki planladığım rotadan fazla uzaklaşmadan karşıya gidebileyim. Yani takip edenler bilir. Benim mevki takip sayfam erdemrus.com'da var. Hala o İngilizce. Sağ olsunlar Icaros Partners ile birlikte çalışarak sizin de yardımınızla bunu İngilizce, Türkçe iki dilde sunmaya hazırlanıyoruz. Orada bir mevki takip sayfası var. Benim nerede olduğumu herkes görebilir günde gün. Her saat başı ben mevki bildiriyorum. Ve hızımı, nereye gittiğimi herkes görebilir. Karaya çıktıktan sonraki rotada bir değişiklik var Merdan abi. Şu an rotada elbette tabii. Ben Hong Kong diye plan yapıyordum. Ta başından beri diyeceğim herkes biliyordu. Karşıya doğru ilerlemekteydim. 19-20 kuzey bandında ilerlerim diye planlıyordum. Ama iklim şartları çok değişiyor. Daha önceleri kışın 26 kuzeye kadar falan inen alçak basınç sistemleri, fırtınalı kuzeyimden geçen doğuya doğru ilerleyen sistemler bu sefer 21 kuzeye kadar falan iniyordu. O da çok yakından geçiyordu ve sürekli beni deniz çıpasında beklemeye zorluyordu. Tempomu epey düşürmüştü. Benim hesabım 19-20 bandında, 19-20 kuzey enlemleri arasında falan kalarak batıya ilerleyip Filipinlerin kuzeyindeki Luzon adasının hemen kuzeyindeki Luzon boğazı yani Luzon adasıyla Filipinlerle Tayvan arasından geçip yine Çin denizine girmek. Ondan sonra da Hong Kong'a yönelmek gibi. Hong Kong vardığımda bize verecek şekilde bir turizm politikası izliyordu. Bu pandemi nedeniyle değişti. Şartları çok ağırlaştırdılar. 3 hafta karantinada kalacaksın, bunu kayıkta geçiremezsin falan gibi. Ve limana girip girmeyeceğime izin konusunda bir türlü doğru cevap vermedikleri için güvenemedim. Ve hatta orayı ıskalarsam Çin'de, her iki yanında Çin'de karaya çıkmam gerekecekti. Eğer Mart ayında planladığım gibi ben Luzon Boğazı'nı geçseydim, yine Çin denizine girseydim, o zaman rüzgarlarla birlikte ben ta Vietnam'a kadar gidebilirdim. Ancak bu gecikmeler ve kış şartlarının ağır olması ve beni bir türlü batıya ilerlemeye, istediğim tempoda ilerlememe izin vermemesi nedeniyle dedim benim varışım Nisan'a hatta Mayıs'a kadar sarkacak. Ben o kadar geç girersem yine Çin denizine, o zaman elim mahkum illaki Hong Kong ya da Çin olmak zorunda. Vietnam alternatifi ortadan kalkıyordu o zaman çünkü rüzgarlar yön değiştirmiş olacaktı. Mevsim rüzgarları karaya doğru esmeye başlayacaktı. Benim kuzeydoğudan gelecek rüzgarlar artık esmeyecekti ve ana kıtaya doğru taşıyacaktı benim o son rüzgarları değişeceği için.
O nedenle yani Guam'a gelmemin önemli de sebeplerinden biri de o. İşte bu mevsim nedeniyle önümde set çekecektir resmen doğa ve istediğimi yapamaz hale gelecektim. O yüzden bir an evvel Guam'a gelmek gerekiyordu. Onu yaptık. Süper. Senin aldığın notlar vardı. Bildiğim Vietnam'ın da şeyi bayağı sert bu aralar. Pandemiden. Evet, o da oldu size. Yani evet. Şimdi ben buradan çıkacağım. Vardığımda bilmiyordum, özür dilerim demek zorunda kalacağım sanki. Endonezya'da. Diğerlerinin hepsi epey sertleştirdiler işte dedi. Gördüğünüz gibi Hong Kong şu anda epey silkeleniyor bu pandemi nedeniyle. Çok hasta, vaka sayısı arttı. Guam'a gelir gelmez ben Guam'a geldim. 5 saat 5'te ben ayak bastım karaya. 4.5 sularında. Nancy uçakla geliyordu. İşte bir kalabalık orada beni karşıladı. Guam'ın her meslek grubundan insan orada örneklenmişti de demek doğru olur. Guam'ın liman müdürlüğünden, valilikten, senatörlerin ofisinden, yat kulübünden, işte zaten gümrükçüler oradaydı. Evet, gördük hocam. Bir sürü insan oraya da toplanmış, beni bekliyordu. Çok ilginç. Aha. Bir anda celebrity dedikleri bu meşhur adam bu karaya olduk bir anda. Karaya çıktım. Diyeceğim ne diyordum? Ne diyeceğimi unuttum. Guam ve Singapur'u konuşuyorduk hocam. Ne dediğimi unuttum. 60 yaşıma geldim bakın. O nedenle çok doğal. Bu arada kısa bir, şimdi yeni gelenler de var canlı yayınımıza, canlı yayın bu, canlı yayınımıza yeni gelenler de var. Orada da kısa bir, hemen şöyle bir hatırlatma yapayım. Sayın Erden Eruç bir macera açıkçası şey, ne denir, kürekçisi diyelim. 17 tane Guinness rekoru var, Amerika'da yaşıyor, Crescent City'den yola çıktı ve şu an Guam'da, hedef Çin'e gitmekti. Ama işte politikalar gereği işte ve doğa gereği rota biraz değişti ve Guam'a indi. Buradan da belki bir sonraki rota belki değil yüksek olasılıkla şey olacak. Ne denir? Singapur olacak. Singapur olacak. Rotayı konuşuyoruz. Biz bunun neresindeyiz? Diyeceğim aklıma geldi. Diyeceğim şu. İşte bu pandemi nedeniyle şartlar ağırlaştı. Ben iki aşı olmuştum. Moderna aşısı. Üçüncü hatırlatıcı aşıyı olmamıştım hala. Ve Hong Kong'da karaya çıksaydım, bunlar beni otele kapatacaklardı 3 hafta. Bütün uçakla gelen yolcuların arasına beni tepeceklerdi. Benim aşım eksik. Dolayısıyla riskte olan benim. Tehdit toplum. Bana, ben sağlıklı varacağım oraya 6 ay sonra. Kayıkla denize açılmışım. Hastalık riskini taşıyan benim, hastalanacak olan benim diye demeye getiriyorum. Guam'a geldim, işte saat 5 sularında falan karaya çıktık, onca kalabalık arasında Nancy'yi gittik, topladık falan. İlk yaptığımız şey, bana aşı yapacak olan doktorun evine gidildi. O bir aşıyı almış, dondurucudan çıkartmış ve 6 saat içinde kullanılması gerekiyor aşının. Saat 9'a kadar gelirseniz, 21'e kadar gelirseniz yaparım aşıyı demişti. 8.30'da oradaydık. Aşımı da oldum. Gelir gelmez. Hani Asya'ya vardığımda bir nebze daha hazır hissediyorum kendimi. Guam'a gelmek epey faydalı oldu o açıdan da. Hani Endonezya'da karaya çıktığımda daha temkinli davranabildim. Yani çok daha temkinli oldu bu yaklaşım. Böylece hazırlıklı hissediyorum kendimi. Daha öncesi gibi risk düzeyim o kadar yüksek değil şu aşamada. Daha iyi oldu bu. Guam'a ilk geldiğinizde biz Nancy ile konuştuk, yani mesajlaştık. Şey diyordu, 3 kişilik yemek yedin, 14 saat uyur gibi gözüküyor diyordu. doğru. Şimdi tabii o hep denizde yaşam uzun süre devam etti. Şimdi bir göreceli, konforlu bir yerdesiniz. Bu konfordan ayrılmak da belki zor olacak ama bir hedef var. Ve anladığım kadarıyla bu konuşmadan kesin bir tarih de söyleyemiyoruz. Çünkü iklime ve... Haziran,
Haziran denebilir herhalde. Haziran ortası en geç varmış olurum diye düşünüyorum Malay Yarımadası'na. Pontian, Malezya'nın bulunduğu uzun yarımadanın en güney ucunda, Singapur'un hemen batısında karaya çıkacağım. Hani Hong Kong'dan Çin üzerinden Nepal'e gidip Tibet'e, Tibet'e gidip Nepal'e ulaşmak, Everest'e ulaşmak yerine şimdi Malay Yarımadası'nın güneyinden başlayıp Malezya, Tayland, büyük bir ihtimalle Myanmar, oradan Hindistan, oradan Nepal şeklinde ilerleyebilirim. Da tabii pandemi nedeniyle kim izin verecek, kim kapılarını açacak o da henüz bilinmiyor. Onları biraz yolda göreceğiz sanki Erdem abi. Yolda göreceğiz çünkü bu şu anda benim bu konuda ne karar alabilecek durumdayım ne de hesap yapabilecek durumdayım. Önce oraya varmam lazım. O bile biliyorsunuz şu anda şüpheli. Doğa sporcusuyum. Doğayla birlikte ilerliyorum. İzin verirse doğa varacağım. Eğer Çin izin verirse, Çin vize vermeye başlarsa o zaman alternatif bir rota olarak Malezya, Vietnam, Çin olabilir. Malezya, Laos, Tayland, Laos, Çin olabilir. Hani Tibet üzerinden Nepal'e gidilebilir ya da Hindistan üzerinden Nepal'e gidilebilir. Himalayaların güneyinden ya da kuzeyinden ilerlemek şeklinde ayrıştırabiliriz. Rota o karaya çıktıktan sonra kim vize verir ona göre belirlenecek. Yani şimdi bu karadaki bu keşif yolculuğunun devamı kara safhasında aslında o finansal taraf da çok önem arz edecek. Yani iCryPex burada ciddi bir çaba sarf ediyor. Çok teşekkürler diyor Kalp. Bu konudaki büyük bir destek var. NFT'ler ben de çok teşekkür ederim. Minnettarım çabalarınız için. Doğru bir yere doğru ilerliyor NFT'ler. Sen istersen biraz ondan... Şimdi estağfurullah şey zaten hani hikayenin en başından itibaren biz iCryPex olarak projeyi ve Erden abinin çabasını ve emeğini çok takdir ediyoruz ve alkışlıyoruz. Yazanlar da şu an o şekilde de bir sürü mesaj da alıyoruz. Sosyal medyadan da var. Tabii şimdi soruyor mesela burada şey izleyen arkadaşlar diyor ki balinalarla karşılaştınız mı? Sağ olsun Çağrı Bey de zaten bilimsel araştırmalar da yaptığınızı. Balina. Dört balina. Erdem abi senden diyeceğim biraz abartmanı bekliyorum. Yani sekiz balina desek. Ya tsunami oldu. Ben. Tsunami oldu. Bunu biraz abartabilirdin. Yani büyük zorluklar yaşadım. İşte dalgalar üzerinden bunları söylemeni bekliyor olabilirler insanlar. Yani şeyi söyleyeyim. Ben yaptığımın benim her zaman anlattığım çocuklara da gençlere de benim bu geçiş sırasında yaptığım şey çocuklara imkansız yapamam duygusundan ve o fikirden uzaklaştırmak benim amacım o. Zor görünen, yapılamayacak, imkansız görünen şeylerin aslında eğer kafamızı yorarsak ve doğru tavsiyeler alırsak ve iyi plan yaparsak, güzel hazırlanırsak zaman içinde mümkün olabileceğini ben ispat ediyorum. Yani benim yaptığımı abartmak ya da daha olduğundan daha zor göstermek gibi bir şeye ihtiyacım yok. Zaten yaptığımın ne kadar deli işi olduğunu herkes görüyor. Yaptığımın ne kadar zor olduğunu takdir edebiliyorlar. O yüzden zaten benim her vardığım kara parçasında karşıma yardım edecek birileri illaki çıkar. Zira ta uzaklardan sarı bir kayıkla gelmiş bir adam ne ihtiyacı var, ne yapıyor, neden yapıyor? Bunu öğrenmek isteyen bir sürü insan etrafında belirir bir anda. Onların arasından da bana yardım edecek bir düzine insan çıkar. Bu hiçbir zaman değişmedi. Papua Yeni Gine'nin yerlilerinden tutun Avustralya'daki beyazlara kadar kural değişmedi. Bana yardım edecek kişi karşıma çıkıyor ve bu o güvenle ben devam edebiliyorum. Aynı şey Endonezya'da da olacak. Aynı şey Malezya'da karaya çıktığımda da olacak. O yüzden sakınca yok. Ve ben yaptığımı doğal akışına bırakıp olduğu gibi ben onların göremediği şeyleri görüp anlatan, onlara bir masal anlatan, kahramanın masalını anlatan bir
Masalcıyım ben. Aslında o masalı üretiyorum ben. Benim yaşadıklarımdır zaten masal. Doğru anlatırsam ve hakkını vererek anlatırsam, herkese dürüstçe anlatırsam, bu sefer benim anlattığımın ne kadar doğru olduğu konusunda onların da güveni artar. Ben abartmaya başladığım zaman ve olmadık şeyler eklediğim zaman, bu sefer ne attı tuttu falan gibi biraz o güven sarsılırsa, o zaman benim yaptığımın anlamı da kalmıyor zaten. Esprili yaklaşan Erdoğan abi, evet yani zaten hikaye zaten başlı başına çok böyle... Yeteri kadar fantastik zaten. Yani evet, daha fazla evet, bir yani cinayet üstüne gerek yok yani. Bu olduğu durumda... Hani balinalarla karşılaştım mı? İşte sorarlardı bana hep. İşte ya balina saldırırsa? Saldırmaz. Niye saldırsın? Benim de cevabım o öyle. Saldırmaz. Niye saldırsın? Gelir bakar, kolaçan eder gider. Yenecek şey değilim ben. Onların yedikleri de zaten ufacık, şöyle mikroskopik, ne bileyim ben 2 milimetre, 3 milimetre boyundaki krill dedikleri ufak yengeçler, stakozlardır bunlar. Kabuklu yaratıklardır. Onları ağız dolusu su alıp, süzüp yutar yaptığı o balinanın. Onu yedi o, besini o. Çok farklı şeyler. Yani onun bana saldırması için bir sebep yok. Dolayısıyla bu geçişte örneğin Hawaii'den bu tarafa 4 adet Brides türü, onların çeşitli tür balinalar var. Bu Brides türü, BRYDE yazılıyor. Brides türü bir balina. Buralarda Batı Pasifik'te çok görülürmüş. İlk başta 2 tane geldi. Etrafında dolandı. Diğer 2 defada birer balina geldi. Bunlar aynı balinalar mı bilmiyorum. Farklı balinalar da olabilir. Bunları gördüğümde ben deniz çıpasındaydım. Hani denize ben paraşüt salmıştım. Bu deniz paraşüt saldığımda ona aynı demire bağlamış gibi, paraşüte bağlıyorsunuz gibi suya salıyorsunuz. O paraşütün de tepesinden geriye bana gelen polipropilen yüzer ip var. Benim 150 fitlik halatım paraşütü tutuyor. 200 fitlik halat tepesinden bana geri geliyor. Yani bir tane loop var böyle. Evet. Hemen ben bunların nefeslendiğini etrafımda duyunca dedim, aman ha, sakın o şeyin içine girmeyin, halkanın içine girmeyin. Ondan sonra alır beni taşırsınız bir yerlere. Kurtaramam da. Bir şekilde bunlar beni çekerken benim tırmanıp öndeki ta burunda bağlı şey tırmanıp benim bıçakla onu kesmem ve bırakmam gerekirdi bunu. O öyle bunların nefes aldığını duyunca hemen bir ışım dışarı çıkıp bu deniz çıpasını topluyordum. O yüzer ip bana geri geliyor. Ben o yüzer ipi çektiğim zaman paraşütün tepesinden çektiği için o paraşütü büzer. Ve paraşüt tepesinden çekilerek bana geri gelir. Çok ilginç bir düzen. Evet. Bıraktığım zaman paraşüt açık duruyor ve dalgaları ittikçe paraşüt doluyor böyle. Sürekli paraşütü pompalıyoruz biz bir yandan. Ve yavaşlatıyor. Ve kayığı dalgalara çeviriyor. Yani kayık yan dönüp dalgalardan devrilmesin diye. Deniz azdığı zaman kullandığım bir yöntemdir o. Ve denize tutunmamı sağlar. Rüzgar beni belli bir yönde sürüyorsa ve hatta lehime akıntı varsa, deniz çıpasını ben denize koyarak denize tutunabilirim. Benim rüzgarın beni sürüklemesini engelleyebilirim. İşte dediğim gibi ben balinaları gördüğümde hemen deniz çıpamı topluyordum ve korkum biraz yatışıyordu. Ama akşamları gerçekten o balinaların sayısı artmaya başlayınca tedirgin etti beni. Yani akşam uyurken karanlıkta o ne görecek? Suçu değil. Evet. Gelir masum, takılır. Ondan sonra al başına iş. Evet. Tedirgin uyuyordum resmen akşamları. Bu deniz çıpası saldığında gereğinden fazla deniz çıpasında vakit geçirmek istemiyorum aslında. Tehlikeli. Evet. Hele balinaların çok dolandığı ortamda. Tehlikeli. Buradan çok kısa şeyi bir hatırlatalım. Tabii orada bir sürü biricik, tekil şey yaşadı yani Erden abi yol boyunca. Onların da bir kısmını, hepsi kayıt altında bu arada, fotoğraf, video kaydı, bir kısmı ses, yani o gelip ziyaret eden sümsük kuşu hikayesi, bunların bir kısmını da, evet, bunların bir kısmını da NFT'leştiriyoruz.
Tekrar ediyorum, Erden Oruç 17 kez Guinness rekortmeni. Ve oradan elde edilecek gelir de bu projenin ve benzer projelerin fonlanması, finansının sağlanması açısından da Erden abiye yardımcı olacak, destek olacak. Çünkü buradan sonra bir kara macerası başlıyor. Zirve tırmanışları başlıyor. Karada pedal çevirmece ve yürümece var bunların arasında. Aslında koca şeyi, küreyi bir triatlon parkuruna çevirdiniz. Ya değil mi? Direkt çekeceğim. Bisikletle pedal basacağım. Yürüyeceğim. Ve dağa çıkıyorsun. Evet. Dağcılık var. Aynen. Süper bir macera. Çok teşekkürler. Yavaş yavaş yayını kapatıyoruz. Bu arada İzmir'den, Bornova Anadolu Lisesi'nden size bir selam var. Hocam bunu iletmeden üstümde kalmasın. Buraya da yazdılar. Katkı sağlayan herkese de, yorum yazan, selam söyleyen herkese de. 29 senesi mezunuyum ben Bornova Anadolu Lisesi'nden. Boğaziçi Üniversitesi'nden 83 mezunuyum. Böylece yaşımı da açıklamış oldum. 60 yaşındayım ben. Süper vallahi. Gençlere de, çocuklara da tavsiyem budur. Sporu bırakmayın. Hep faal olun. İşleyen demir paslanmaz. Aynen, benden daha 10 sene daha iş çıkacak böylece. Vallahi maşallah. Hakikaten helal olsun. Biz acayip takdir ediyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz. Erden abi. Sadece gençlere, çocuklara değil, genç girişimcilere de ilham veriyorsunuz. Başımıza kötü şeyler geldiğinde, yalnız kaldığımızda vesaire. Devam etmek için yani. Bu bayağı evet. Keyifli, evet. Çok sağ olun. Yavaş yavaş şeyini kapatıyorum. Var mı? Size çok tutmayalım. Bir söylemek istediğin son bir söz. Abi. Beni erdeneruş.com sitesinden takip etsinler. O şimdilik İngilizce sitedir. Oradaki mevki takip sayfasından mutlaka takip etsinler. İngilizce blog orada yazılıyor. Eşime yolluyorum çünkü o sürekli bunun başında yardım eden kişi. Yani Türkçe, İngilizce sitemiz hazır olduğunda onu da duyururuz. Zaten erdemuş.com sitesinden o erişilir olur. Bunların hazırlığı içindeyiz. Minnettarım sizlerin yardımınıza. iCrypex ve Icaros Partners olarak bana verdiğiniz desteğe. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Hepimizin yüzünü ak çıkarmaya çalışıyorum ben. Alın teri bilek gücüyle bu işi halledeceğiz. Ya burada birinci öncelik tabii ki sizin emniyetiniz, güvenliğiniz o hep birinci öncelikte kalsın. Ama projenin başarılı olması hepimizin büyük bir arzusu. Biz inanıyoruz zaten. Bunun başarılı olacağına inanıyoruz. Evet. Dört gözle bekliyoruz. Hem karaya çıkışı, ondan sonraki rotadaki noktaları da bir kısmında bir şekilde beraber olacağımızı düşünüyorum Erden abi. Benim kafamda kendimce bazı şeyler var. Beraber pedal basalım. Evet, belki zirve yaparız. Bilmiyorum. Yani gücümüz yeter mi? Birkaç belki zirve. Elbrus daha yakın. Ona evet. Plan yapın kesin. Şimdi onu düşünüyorum. Dinlendirmek istemiyorum ama sen söylediğin için evet. Elbrus'u hatta dün eşimle konuştum. Evet. Elbrus'a çıkmak istiyorum gibi Erden abi demiştim. Bakalım kısmet, o günleri görelim. O zamana kadar böyle sağlıcakla kalın. Evet. İyi haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun tekrar. Bol şans. Rüzgarın Yukarı teşekkür ederim. Doğukan sağ ol. Erden abi görüşmek üzere. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar tekrar. Yolunuz açık olsun. Tekrar görüşeceğiz Erden abi. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrar teşekkürler katılanlar için de, bizi izleyenler için. Bir sonraki macerada ve bir sonraki durakta diyelim görüşmek üzere. Galiba Borneo Adası'nda olacak bir sonraki durak değil mi? Doktor. Evet, o Balikpapan'da. Aynen, evet, orada inşallah tekrar bir görüşeceğiz Erden abiyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.